çeker misin? Bir çektim. Buyurun. Ben adam geçiyor ya, bir şey geçiyor. Buyurun. Hazır mısınız? Buyurun. Evet. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Dost konseri. Evet. Mükemmel bir sonbahar akşamı neler söyleyeceksiniz? Vallahi ne söyleyeyim, çocukları bıraktık. Öyle kız kıza bir güzel bir gece geçirmeye geldik. Kız kıza gezelim bu gece. Evet, bu gece öyle oldu gerçekten. Öyle bakın, merak ediyoruz. En sevdiğiniz Murat Dost şarkısı? Güzel bir soru. Sana benden nasıl canti bir yer olur diye bir şarkı, canti bir yer mi? Devamı da gelirse harika bir performans olur. Yani aslında bütün şarkıları seviyorum. Bir tane Sevgilim diye bir şarkısı, onu çok seviyorum. Özledim'i seviyorum. Yani Murat Boz'un şarkılarını seviyoruz. Alişan Memur öğretti çocuk. Evet. Nasıl evde Alişan Bey çocuklarla ilgilenme konusunda nasıl? Ya şöyle hani böyle yaparlar ya, yapacağım çünkü gerçekten hani o olmasa... Yani olmuyor. İmkansız, olmaz yani, çok ilgili. Zaman zaman ev işlerine de yardım ettiği oluyor mu? İlk evlendiğimizde böyle bir yardımcımız olmadığı dönemlerde ikimiz de birlikte yapıyorduk ama şu an tabii olmuyor yani. Temizlikte mi, iyi çamaşırda mı? Bulaşıkta. Bulaşıkta. Daha iyi. Peki efendim, siz neler yapıyorsunuz? Vallahi ne yapayım, ben çalışıyorum. Koşturma, yani çalışıyorum derken bir dizide değilim. Şimdi gene hemen şey olmasın. Yani kendimce işte böyle... Minik reklamlar, iş görüşmeleri falan öyle. Birkaç şimdilik... teklif geldiğini duyduk size ama yakından size soralım. Var mı öyle teklifler? Ya hangisi duydunuz bilmiyorum. Geldi birkaç tane ama bana uymayan, böyle genelde şehir dışı olan işler geldi. Onları zaten kabul edemem. Nelere dikkat ediyorsunuz Buse Hanım gelen tekliflerde? Ya şehir dışında çalışamam çünkü iki tane çocuğum var. Onları bırakıp hani hem okula gidiyorlar hem şehir dışında set zaten uzun bir yolculuk olduğu için. En dikkat ettiğim şey şu an o aslında. Peki Türkan Şoray kanunlarınız var mı? Yani hiç böyle şeyler, ne bileyim hani şunu yapmam, bunu yapmam, şöyle yapmam, böyle yapmam, hani zaten hep bu yıllarca hani konuştuğumuz bir şeydi. Bak hemen orada Alişan'la ilgili bir şeydi. Bak Alişan kanunları, evet, evet, duydum. Evet, evet. Duydum. Hemen onu söyleyeceğim. Ya benim Alişan'dan önce de vardı zaten, hani hep böyle bir kendi dikkat ettiğim şeyler vardı. Ondan sonra da tabii ki dikkat ettiğim şeyler var. Ama öyle hani spesifik, hani şu 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 yok. Peki efendim. Var mı sorunuz arkadaşlar? Var abi. Sor. Üniversite hayatına başladınız mı? Ya bunu soracağınızı biliyorum. Başlamadım. Alalım mı? Yani şöyle, neden başlamadım? Neden başlıyorsunuz? Evet. Aslında psikoloji çok istediğim bir bölümdü. Kazandım. 2 sene önce de felsefe kazanmıştım biliyorsunuz. Ona da kayıt yaptıramamıştım. Çünkü devam zorunluluğu var ve ben yeni bir diziye başlarsam, evet, bu tempoda, bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Ve haftada hani 4 gün, 5 gün okula gitmem gerekiyor. Hemen hemen yani her gün okulda olmam gerekiyor ve çok zor bir bölüm diyor okuyanlar. O yüzden kayıt yaptırmıyorum. Ama biraz da böyle hobi olarak üniversite sınavı kazanıyor gibi olmuyor musunuz? Ya hayır aslında, vallahi değil. Yani tabii ki kimsenin hakkını da yemek istemem. Psikoloji gerçekten çok istediğim bir bölümdü. Ama hani şey uymadı. Denk gelmedi. Sınavı nasıl hazırlamıştınız? Üniversite eğitimle alakalı. Bitirirseniz hedeflerini... Başlamın. Zaten 2 üniversite bitirdim çok şükür. Bunlar 3. yap kazandıklarım, gidemediklerim. Yani öyle belirli bir hani psikolojiyi bitireyim, psikolog olayım değil. Sadece ben öğrenmeyi çok seviyorum ve hani... Okuma bitir okuyorum. Ya... Öğrenmiyorum. Yani öğrenmeye aslında meraklıyım birazcık da. Yani öğrenmek, okumak, birazcık psikolojiyle ilgili kitaplar okumayı da çok seviyorum. İstemiştim ama olmadı. Neden olmasın? Belki 2-3 sene sonra tekrar bir sınava girer. Yaparım. O zaman sınav takibini takip etmeye devam. Hayallerimi gerçekleştiririm belki inşallah. Peki efendim. Neden çok olmasın? Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Hayaller neler efendim? Gerçekleştirelim diyorsunuz hayaller. Hayır, o hayaller neler? Hayır, okulla ilgili bir hani hayalim olursa gerçekleştiririm. Yani. Peki. Teşekkür ederim. Takılarınız için çok fazla para harcıyor musunuz peki? Çok takılarınız var. Artık. Hadi artık zamanlar aşağı. Herkesin harcadığı kadar harcıyorum gibi. Öyle diyeyim. Öyle çok diyeyim. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. Fotoğraf.